Metin Tarhan, Roblox e, oyun sitesi, e, Ekrem İmamoğlu diyor ki Instagram'dan sonra 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve oyun geliştirilebilen çevrim içi oyun platformu Roblox'a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bir haber akıllılar diyor e, İBB Başkanı. Bu arada. E Venezuela Devlet Başkanı Maduro da canlı yayındayken WhatsApp'ı sildi. ve işte dedi ki katıldığı bir programda şiddet ve nefret yaydığını söyledi ve WhatsApp uygulamasını sildi. Mesela Venezuela'da da İşsel bir, bir tercih yaptı. seçim yapıldı Kişisel yeni. Bir... Venezuela'da bir kanun uygulaması yapmadı bunu. Evet. Şimdi WhatsApp'ın yasaklanması bahsediliyor Venezuela'da. Yani, şimdi o... örnekler böyle geliyor. Ne diyorsunuz Roblox'la başlayalım? Ya şimdi bu evet dediğim gibi sosyal medya platformları veya işte oyun konsolları veya internet oyunculuğu vesaire ne hizmet ettiğini anlamak gerekiyor. Belki biz toplum olarak, ülke olarak şunu görmemiz gerekiyor. Yani ülkemiz geliştikçe, mutlaka kendi değerler üzerinde büyüdükçe engelleyici bir husus çıkıyor. Yani bu en çok da bu sosyal medya platformlarından kullanılarak yapılıyor. Yani ülkenin önüne engellenmek isteniyor. Şimdi mesele teknolojiyi kullanmaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti teknolojiyi kullanıyor. Yani devlette kullanıyor, savunma sanayinde kullanıyor, diğer alanlarda kullanıyor vesaire. Şimdi iletişim açısından bakıldığında arkadaşlarımın da ifade ettiği bir husus var. Hak ve özgürlükler hususu devreye giriyor. Yani o hizmeti alma özgürlüğü devreye giriyor. Bu konuda sadece ve sadece şu söylenebilir. Bunun temel olarak bir ülke meselesi olduğunu, bir millet meselesi olduğunu algılamak gerekiyor. Çoğu kez tartışıyoruz, konuşuyoruz deniliyor. Deniliyor ki emperyal güçlerin Türkiye üzerindeki emellerinin işte Türkiye'yi zayıf bırakma e, amaçlıdır veya amaçları Türkiye'yi zayıf bırakmaya yöneliktir. Dolayısıyla böyle olunca da bu platformları her yönüyle kullanıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel bazı değerler ve özellikler var. Güçlü bir aile yapısıyla geçmiş değerlerine geleceğe taşımakla e, güçlenen bir ülke. Milli, milli birlik ve bütünlüğüyle hiç kuşkusuz ayrımcılığın çok doğru bir şey olmadığını, birikmiş bir siyasi dilimizin e, olaylara hizmet etmediğini, yani sadece ve onun üzerinde Faik Bey'in dediği bir e, formatla e, şöyle yani, işte bir nesilden yararlanmak, yararlanmamak, oy alıp almamak, seçmen profili veya seçmen pörtveyi oluşturmak anlamında bakıldığında yani olaya, ülkeyi sizin, geleceğe taşıyamaz oluruz. AK Parti olaya bir seçmen işte gelecek ya da gidecek tercih bakmıyor. Şu anda bakmıyor. ona bakılacak durumda değil AK Parti. Ülkenin bağımsızlığı söz konusu. Gerçekten de güçlenen bir ülkenin önü kesilmek isteniyor. AK Parti şu anda bu bakış açısıyla bakıyor. Güçlenen ülkenin önünü bazı işte küresel firmalar Meta gibi X gibi onlar mı engel onlar kullanıyorlar meyancı, yani e, şimdi şimdi o platformlarda Türkiye aleyhine olan Türkiye'nin sosyal huzurunu siyasal birlikteliğini bozacak aile yapısını bozacak değerlerini sarsacak şekilde yayınlar yapılıyor ve bunlar bilinçli olarak birçok ülkede örneğin ee, engellemeler oluyor, Rusya'da da oluyor, başka evet, ülkelerde Rusya, de oluyor. İran. Evet. Evet. Metin Bey, orada da bir tartışma şimdi, var. Ee, siz sokağa inen bir siyasetçisiniz eminim. Evet. Şimdi e, yasakların olduğu ülkeler hep konuşuluyor. İran, Rusya, Kuzey Kore, Venezuela. E, e, şimdi Venezuela, şimdi. Uganda, evet. Roblox'u yasaklamış evet. ve Türkiye. Bunların içerisinde bir Batı ülkesi Türkiye, yok. Evet. Türkiye, Türkiye, Türkiye şöyle Batı bloğuna dahil olmakla birlikte Batı bloğu içerisinde geride tutulmaya çalışılan bir ülke. Ülkenin amaç ve hedefleri belli. Avrupa Birliği bir devlet politikası. Demokratikleşme, demokratik hukuk ve devleti, layık devlet anayasamızın hükmü. Dolayısıyla bu sözü geçen ülkelerle mukayese edilmesi çok doğru değil. Ben sadece bu <laughs> ülkelerde ülkeler, de yasaklamalar oluyor. Yani bu bir diktatörlük çağrışımı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Sadece çözümün şurada olduğunu düşünüyorum. Bu bir toplumsal mesele, bir devlet meselesi, ülkemizin bir meselesi. Hiçbir şekilde bir siyasi getiriye saplanmadan bir bütün olarak muhalefetiyle, iktidarıyla, parlamentosuyla, yargısıyla bir bütün olarak bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor. Turan Bey'in de, Faik Bey'in de değindiği gibi bu hak ve özgürlükler açısından sonuna kadar katılıyorum. Yani bir şekilde mutlaka o hakların özüne uygun olması gerekiyor. Ama o kadar aceliyet arz eden durumlar var. Bu tür kararlar alınırken çok kolay kararlar değil. Bakın parti olarak seçmen kitlesi kaybetmeyi bile göze alıyoruz. Burada acil, ivedi bir durum var. Turan Bey'in dediği bir şekilde Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'nın almış olduğu kararının yargı sürecinde geçirilmesiyle ilgili ifadesi oldu. Mesela şu da çok o, Onu, onu o. tamamlanıp tamamlanmadığını ben de duymam yok ama mutlaka i̇şte tamamlanmıştır. Onu, onu soracağım. BTK şey neden... E, kamuoyuyla paylaşım yapmıyor tartışması da var BTK bazı şeyleri açıklasın kamuoyuna Hani e, mesela bu mahkeme kararı var. Evet, yani, hakimlik kararı bu da varsa tartışılıyor. açıklasın neden evet, BTK bunu yapmıyor şöyle şöyle yani mutlaka ve mutlaka ben de yani gerçekten de onun kamuoyuyla paylaşılması milletle paylaşılması oradaki haklılıkların aksetilmesi e, gerekiyor varsa eksikliğin giderilmesi gerekiyor o yönüyle katılıyorum arkadaşlarıma ancak şunun şunun bir daha bir daha söylenmesi gerekiyor. Mutlaka buna millet ve devlet meselesi toplum meselesi olarak bakılması gerekiyor. Hak ve özgürlüklerimizin de korunması gerekiyor. AK Parti hak ve özgürlüklerin karşısında tavır alan bir parti değil. Dolayısıyla kutuplaşmış siyaset içerisinde böyle hassas konuları eritmek, sonlandırmak veya etkisizleştirmek de doğru değil. Bu sosyal medya platformları mutlaka ve mutlaka vazgeçilmez düzeyde insanlara hükmetmiştir ve insanlarla iç içedir. Mutlaka bunun önüne açılması gerekiyor. Kullanıcıların da bundan istifade etmesi gerekiyor. Peki. Ama toplumsal düzenimiz, ülkemizin inşaat açısından hassasiyetlerimiz da var evet, hassasiyetlerimiz Peki. var. Biz karar alırken, özür diliyorum, Bilgi Teknolojileri Başkanlığı. Ee, karar alırken katalog suçlar denildi. Bu suçlar işte cinsel çocukların cinsel istismarından evet, ithalat, yaşı, sevk durucu, etmek, e bu hakaret. iş Atatürk e hakaret ve bu o platformlarda bunun tamamını görebiliyorsunuz. Anladım. Ve 6 aylık periyotlarla bir rapor verilme e, e, durumu var ise de bu konularda ilerleme sağlanmadığı da görülüyor. Peki, yani birikim de var Metin bu konuda. Metin Bey, son bir soru soracağım. Turan Bey'e geçeceğim ama tabii araya girebilirsiniz. Ee, i̇şte bazı kulisler var, bazı iddialar var. Bu ortamdan faydalanan elbette ki kesimler de var. Sırada YouTube olduğu söyleniyor. Ya da işte sırada başka platformlara doğru gidiş var deniyor. Ee, ve kulaktan kulağa böyle yayılıyor. Sizin duyduğunuz... <laughs> çok... işte. Öyle bir kararımız yok. Öyle bir kararımız yok ama şahsi olarak şunu söyleyeyim. Ülkenin geleceğini etkileyebilecek, her türlü saldırı mahiyetini arz edebilecek girişimlerle mücadele etmesi gerekiyor devletimiz. Şimdi Turan Bey, Metin Bey diyor ki, yani biz devletimizi, Türkiye Cumhuriyeti devletini korumak zorundayız diyor. Ama siz ikna olmuyorsunuz. Bu öte yandan... Şunu da soracağım. Az önce İran, Rusya, işte Venezuela, Uganda gibi ülkeler, Kuzey Kore gibi ülkelerde yasak gelmiş ya. Şöyle bu taraftan bakanlar da var. Bu yasak getiren ülkeler yeni dünyanın yeni güçleri. O yeni dünyanın yeni güçleri kendi liginde oynasın. Bize uygun bir lig değil. Bizim bakış açımız Eyvallah. orayı tercih etmez, metin de etmez biliyorum. Metin Bey, e, meslektaşım olarak insan hakları konusunda artık bu saatten sonra test edilecek bir insan değil. Biz birbirimizi tanıyoruz. Onun o konudaki bakış açısını biliyorum. Saygındır yeri o anlamda. Onu bir defa altını çizerek söyleyeyim. E, zaten ifadeleriyle de bunu ortaya koyuyor. Ama hepimizin siyasi anlamda da disiplin olduğu durumlar söz konusu. Eğer partinizin bir tavrı söz konusuysa, siz söyleyeceklerinizi ona uygunlaştırmak durumundasınız bir şekilde. Mecbur değilsiniz ama... Burada kimseyi yıpratamazsınız. Ben de Cumhuriyet Halk Partisini yıpratacak bir ifadede bulunmam burada. Sadece bir itirazım söz konusu. AK Parti eşittir devlet denildi bu masada. İşte büyük hata budur. AK Parti eşittir devlet dediğimiz andan itibaren hiçbir şeyin içinden çıkamayız. Ama bunu söylettiren de bir anayasa var önümüzde. Maalesef erklerin birbirine karıştığı ve yeni bir anayasayla farklı bir sistemin tan 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 tanımlanması gereken bir sürecin e bir yerlerde herhangi bir tarihte e gündemimize de gelmesi gerekiyor. Yani AK Parti eşittir e devlet dediğimiz andan itibaren işin içinden çıkamayız. AK Parti iktidardır. AK Parti devleti yönetme hakkını uhdesinde tutuyordur. Devlet değildir. Devlet hepimizindir. Devlet içindeki var olan bütün ajanlarıyla, organlarıyla, memurlarıyla, kadrolarıyla, felsefesiyle beraber hepimize ait bir şeydir. AK Parti yönetme hakkı vardır şu anda. Öyle dedin. Zaten öyle dedi Buradan, çok, Bey, hayır, söyledim. Yönetiyor evet, size yönelik değil evet. bu, bu bir, Bu bir problemdir aynı zamanda. Seyircilerimiz, izleyicilerimiz işte bu anayasanın yarattığı bir problem. Çok girmek istemiyorum buraya. Şimdi Instagram'la bu çocuklarla ilgili kanalı biraz farklı yerlere koymak lazım. Yani temel hak ve özgürlükler açısından tartışırken uygulaması açısından bakmak başka bir şey. Çocukların üstün yararının korunması meselesi başka bir şey. Bakın burada doğrudan eleştiri getirmiyorum. Neden getirmiyorum? Çünkü bir mahkeme kararı var. Burada vatandaşın birisi Instagram için mi diyorsun? Hayır ama? hayır Robo Roblox Roblox için. Roblox, için. Roblox, için. Roblox için. mahkeme, mahkeme kararları. Kararı bunun engel. bunun evet. bilgi teknolojileri kurumuyla falan da bir Hı, alakası. Vatandaş. yok. Devletle alakası yok. Burada vatandaş başvurmuş. Burada mahkeme kararı... Bir vatandaş kararı. mı kapattı? Tabii, tabii. Mahkemenin kararıyla. Yani suç ceza cidden. hakimliğinin kararıyla. Yani yasada mevcut olan haliyle. Ama burada da problem o mahkeme kararıyla alakalı. Adana 6. Şimdi, suç ceza hakimliği. Şimdi bakın, evet. çocuklarımızı hiçbir şeye feda edemeyiz. Çocukların yararı evet. üstün yarardır, korunması gerekir. Ama bizim birkaç sorunumuz var. Mesela dünyanın her tarafında sosyal medya ile ilgili... <laughs> E, dijital okur yazarlık var bu kanunların içerisinde nasıl sağlanacağı. Mesela Almanya'daki dijital mecralar kanunu örnek gösteriliyor. O kanun yarısı bu dijital okur yazarlık meselesine ayrılmış vaziyette. Bizim şimdi şunu biliyor, biliyoruz değil mi? Birçok program var çocuklarınızın bilgisayarına indirdiğinizde, iPad'ine indirdiğinizde sizi bu zararlı içeriklerden koruyabilecek ve çocuklarınızı takip edebileceğiniz. Aile internetleri var. Şimdi bakın bununla ilgili çoktan eğitilmemiz gerekiyordu bizim toplum olarak çocuklarımızı koruyabilmek için. İkincisi burada bir özgürlükler ve güvenlik çatışmasının olduğu yerde hem özgürlükleri koruyabilmek hem güvenliği sağlayabilmektir maharet. Mahkeme burada da aynı kararı verebilirdi. Diyebilirdi ki hangi içerikler kardeşim? Sizin şikayet ettiniz? Şunlar, 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 şunlar. Az önce Faik Bey'in söylediği Kısmi diyorsunuz. Tabii. Siz. Oraları erişime engelleyebilirdi. Az önce Faik Bey'in söylediği bir nokta var. Çocuklar burada yeteneklerini de geliştiriyorlar. Yani bu ortamlarda geliştiriyorlar. Kendileri oluşturuyorlar. Tabii bazı aileler bizi arıyor mesela benim çocuğum burada ders çalışıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yetenekleri özel çocuklar var niye engellendi? Şimdi bunu doğru anlatabilmek gerekiyor. Bunu doğru anlatan Anayasa Mahkemesi kararları var. Bu ölçülülük ilkesine uygun olarak sınırlamanın e, anlatıldığı Anayasa Mahkemesi kararları var. BTK içinde var, diğerleri içinde var. Şimdi devlet olarak kendimizi nasıl koruruz? Adaletle koruruz. Devletin temeli adalettir, hukuktur. Eğer hukuksuzlaşmaya başlarsanız siz artık kapalı bir devletsiniz, anlaşıyorsunuz demektir. Hukuk güvenliği iki başlıklı Pınar Hanım. Birinci başlığı benim mevcut yasaların bana uygulanacağına inanmam meselesidir, güvenmem meselesidir. Mevcut yasalarla hayatımı devam ettireceğim. İkinci başlığı bana uygulanacak yasalara devletin de itaat edeceği, devletin de uyacağı meselesidir. Vatandaşın anayasal anlamda korunması meselesi. Şimdi çocuklarla ilgili kısmı ayırıyorum. Tamam. Diyorum ki çocukların üstün yararı gereği korunması gerekir ama ölçülülük ilkesine uygun olarak korunması gerekir. Büyük bir ihtimalle bu da yarın hak ihlali olarak Anayasa Mahkemesine gittiğinde Anayasa Mahkemesi diyecek ki ya kardeşim buradaki içerikleri engelleseydiniz niye tümünü kapattınız? Herhangi bir şekilde yani Anayasa Mahkemesi böyle mahkelese. bir şey var ama değil mi? İçerik engellenebiliyor. Tabii, tabii tabii okuma ile olabilir. Ama burada burada AK Parti'ye, devlete, BTK'ya söyleyeceğimiz bu olayda bir şey yok. Bu olayda bir yargı kararı var. Hukuksal bir süreç var. Roblox için. Tabii Roblox, yani Roblox için. Yani e, Roblox'un iktidarla bir Hayır, e, alakası değil, yok. Değil, Adana değil. 6. Yani. Suç Ceza böyle bir Bilmiyorum. karar almış. Tabii tabii. Bir vatandaş tabii, tabii. başlamış. Burada tabii. bir izleyicimiz var Leyla Çakır. Allah rızası için oyunları kapatın e, demiş. Ya tabii ki bakın o itirazları ki, doğru. ne olur diyor. Çocukların bilinçaltına yönelik etkiler de söz konusu? Gençlik orada. diyor yemek yemiyor. E Ana ya, babalar 19 çocuklarla ay hep. Şey ya. E, e, aynen 19 hep yüz göz oluyoruz. E, ders çalışmıyorlar, işe gitmiyorlar, yemek yemiyorlar, uyku uyumuyorlar. Geçen bir tane karikatür vardı araya girdim çok özür dilerim. <laughs> <laughs> 80-90'lı yılları sembolize etmiş bir anneyle baba. Çocuğunu kulağından çekip dışarıdan top oynuyor, i̇şte misket Aa, evet. oynuyor, çelik çomak neyse. Gidip terbiye İçeri almıyor. Ben de çocukken tabii, tabii, derlerdi ki bana akşam ezanı evet, okunduğu evet, zaman evet, eve geleceğiz. Şimdi de kulağından tutup ya dışarıya çık oğlum bir hava al bu bilgisayar başında aynen 6 öyle, saat 8. Öyle. Yani her şeyin aşırısı zararı. İşte bu dijital okuryazarlık dediğimiz mesele bu. Bununla ilgili bu gözleri eğitim. Gözleri de bozuyor. Yani Hepimizin gözü bu Aşırı bilgisayar şimdi, doğru değil yani. E, bu